Merhaba Kerem. Hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Zeynep'le çok ilgilendin. Teşekkürler. Ne demek? Nasıl? Konuştuk. Biraz anlattı. Hı. Güzel. Sana bir soru soracağım. Tamam. Ne biliyorsun? Melis iyiydi. Hayır. Zeynep'le babası hakkında. Ne biliyorsun? Ne kadar biliyorsun? Ha, yani ben yalnızca... Yani... Ya, aradığı kişinin... gerçek babası olmadığını biliyorum. Ama... gerçek babasının kim olduğununla alakalı bir fikrim yok. Eminsin. Eminim. Tamam. Kendine iyi bak. Siz de hocam. Nasıl? İyi geldi mi? Yüzünden beri biraz iyi gelmiş. Geldi. İyi geldi. Barış, sen Cihan Hoca'yla konuştun mu hiç? Evet, sabah aradım. Nasılmış Melis'in durumu, bir şey sordun mu? Kendine gelmiş, kolu biraz ağrıyormuş işte. Başka bir şey de söylemedim. Bir gitsek mi acaba? Hastane? Benim Melis'le de bir konuşmam gerekiyor zaten. Tamam, gidelim. Peki film sonuçları çıktı mı? Hayır beyefendi, henüz çıkmadı ama çıkınca ben size haber vereceğim. Peki. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Aa, çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne haber Zeynep? İyi hocam. Ben Melis'le konuşmak için geldim de. Yalnız mı? Doktor yanındaydı, şimdi çıktı yalnız. Git istersen, 408. Nasıl var Zeynep? Ailevi meseleler hocam. Bana doğru düzgün bir şey anlatmadı. Oturalım. Gelebilir miyim? Niye geldin sen buraya? Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Beni niye merak ediyorsun ki? Çok ağrım var mı? Ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum senden. Ben sadece seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız ki? Ha? Melis'i ne zaman tabi edecekler hocam? Birkaç gün daha tutacaklar burada. Sonra da terapiye gidecek herhalde. Elimizden de bir şey gelmiyor. Olur mu oğlum? Daha ne olacak? Gece yarılarına kadar burada durdunuz, bizimle beklediniz. Daha ne olsun? Sağ ol. Ne bileyim hocam, yani... İnsanın elinden bir şey gelmeyince kendini bir tuhaf hissediyor. Biliyorum, hem de çok iyi biliyorum yani. Hocam, ben bir kahve alacağım. Siz de ister misiniz? Olur vallahi, içerim ben de. Tamam hocam. Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız ki? Ha? Ne oldu Melis? Herkes senin için çok endişelendi. Sana mı düştü bunun hesabını sormak? Bak, ne yaşadın, ne yaşıyorsun bilmiyorum. Ama inan seni anlamaya çalışıyorum. Sen beni hiç anlamıyorsun ama, değil mi? Kendini benim yerime hiç koymuyorsun. Niye koyayım ki kendimi senin yerine? Ha? Ben yıllardır
babam diye bir hayaletin peşinde koşuyormuşum. Aradığım adamla hiçbir bağım yokmuş benim. Ben meğerse bir yabancıyı babam sanıyormuşum. Babam annemin hamile olduğunu öğrendiğinde beni istememiş. Ya babam beni istememiş Melis. Annemi de beni de terk edip gitmiş. Bırakmış bizi ya. Yani hayatta daha gerçek şeyler var işte. Benim gerçeğim gibi mesela. Bitti mi? Bitti. O yüzden ne olur ailenin, seni seven insanların değerini bil olur mu? İnan herkes seni çok seviyor. Olduğunu öğrendim. Öyle mi? Babası reddetmiş onu. Terk etmiş, bırakmış, gitmiş. Nasıl öğrendim kız bunu? Nereden bileyim? Hocam, Zeynep Tayfun Bey'i arıyordu. Meğerse Tayfun Bey ölmemiş. Nasıl yani? İşte onunla konuştuğumdan beri bu halde. Bu adamın adresi falan var mı sende? Ne yapıyor, nerede yaşıyor? Evet hocam, biliyorum. Verir misin bana? Ne olacak hocam versem? Yani konuşacak mısın? Sen orasını karıştırma. Sen bana adresi yaz. Tamam. Gerisine tamam, karışma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.